Arkası yarın. Kilit, 1. bölüm. Şimşek gibi uçan atların üstünde uzun saçlı, yaylı ve mızraklıydılar. Yazan Mustafa Necati Sepetçioğlu. Radyoyu uygulayan Yusuf Sel. Yöneten Aykut Sözeri. Efektör Mehmet Turgut. Teknik yapım İsmail Hemikli. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Sönmez Atasoy, Alparslan'ın çocukluğu Toprak Sergen, Sarı Hoca Erol Kardeseci, Çağrı Bey Semih Sergen, Tuğrul Bey Alpay İzbrak, Savtekin Serhat Nalbantoğlu, Kadın Ana Refika Özbayer, Afşin Şahap Sayılgan, Boğaç Lemi Bilgin, Balçar'ın çocukluğu Nezih Alataş, Muncuk Sinan Pekinton. Ne düşünmektesin Sarı Hocam? Ne düşüneceğim? Seni düşünmekteyiz Çağrı Bey'imin oğlu. Sarı Hocam, beni yalnız düşünsen. Dışarıda yaşıtlarım bekliyor da. Bunu duymamış olayım. Ama hocam... Yaşıtların dışarıda beklerdi. Ya biz buralardan ne bekleriz? Ama hocam sen... Ne olmuş bana? Madem bana hep Çağrı Bey'imin oğlu diyorsun... Ya ne demem gerekiyor? Adımı söylesen. Alparslan desen. Senden başka herkes bana Alparslan diyor. Ya. Peki, dediğin gibi olsun. Öyleyse beni dinle bakalım. Can kulağıyla dinle. Sana bir şeyler demek istiyorum. Ama diyeceklerimi anlayabilecek misin bakalım? Dersen anlarım herhalde. Ama demezsen ne bileyim. Kafamı karıştırmazdan önce bir şeyler demiştim. De bakalım, neydi söylediklerim? Ben Yüce Türk Hakanı Bilge Kağan diye başlamıştın söze. İyi, hiç değilse bu kadarı aklında kalmış. Bu ne demeye gelir? Şimdi de onu dinle. Sarı Hocam, ben senin ne demek istediğini anladım sanırım. Ama ukalalık ediyor diye kızacaksan söylemeyeyim. Sana her zaman diyorum. Benimle konuşurken gözlerimin içine bak. Gözleri yerde konuşan insanlardan hiç hoşlanmadığımı ne zaman öğreneceksin? Söyle bakalım ne söyleyeceksin. İyi bir şeyse bugünkü dersi burada keseriz. Hocam, dediğin sözde Bilge Kağan'ı çıkarır, yerine Alparslan'ı koyarsak... bana şimdiye kadar anlatmak istediklerini en kestirme bir biçimde anlatmış olmaz mıyız? Oluruz Alparslan'ım. Hem de çok iyi anlatmış oluruz. Alparslan, hey Alparslan! Sana sesleniyorlar. Sarı Hoca, Sarı Hoca, Sarı Hoca. Kimler var dışarıda? İlk seslenen Afşın'dı. Benden büyüktür bilirsin ama bensiz edemez. Biri de Ersavun. Babamın amcaoğlu. Abim Kavurt da var. Sonra Atsız da var. Buldan, Dilmezoğlu, Artuk, Çavlı da aralarında. Bir de kız var ama çıkartamadım. Sarı Hocam bir izin verse de aralarına katılsam diyorsun değil mi? İzin olursa öyle hocam. Arkadaşlarını duyunca Sarı Hocanı bir kenara koyuverdin. Aman hocam. Neyse, hadi toparlan bakalım. Sağ olun hocam. Hani el öpmek? Gel buraya. Hoca gel dedi mi, Selçuk Beyli de olsa gelimiz. Gel bakayım ne var eteğinde? Getir. Ne o? At bu kası mı? Hayır hocam, kilitmiş. Savtekin amcam verdi. Açarsam benim olacak.
demek etiğinin altında çat çut oynadığın şey buydu. Biz ders anlatmaya çalışırken sen bununla oynuyordun ha? Ders anlatılırken oynamıyordum. Ama hoşuma gitti. Hem açarsam benim olacak. Peh, açarsaymış. Derste anlattıklarımı dinlemeyeni ben... Ne toplandınız buraya? Hadi dağılın bakalım. Hadi gelin. Ooo Sarı Hoca. Hala bu çocukla mısın? Küflendirdin bunun kafasını da. Gel bakalım. At dilinden başka dil bilmeyen Saltekin. Dur. O kadar da yaklaşma. At kokusunu pek sevmem. Biz bu çocuğa ok atmasını, ata binmesini öğretmeye çalışıyoruz. Sense kafasını başka şeylere sokuyorsun. Hadi Alparslan yürü bakalım. Biraz cirit çalışacağız. Bana kızmadın ya Sarı Hocam. Senin neyine kızayım? Deli bozuk. Kızmasına kızmadım ama sana diyecek bir çift sözüm var. Buyur hocam, seni dinliyorum. Bu kilidi Alparslan'a sen vermişsin öyle mi? Evet. Açmasını bilmediğin kilidi verme çocuğa. Ya da açmasını öğret. Ne o hocam? Kilidi sen de açamamışsın galiba. Demek kilidi açamadın Alparslan. Açsın diye hocana verdin ha? Ver hocam. Ver ben açayım da sizde nasıl açıldığını görün. Bu iyice paslanmış. Yağlamak gerek. Şu yağ şişesini versene Alparslan. Şimdi. Evet. Ver bakalım. Azıcık yağ akıtalım içine. Evet. Tamam. Anahtarı çevirince şimdi açılır. Yağsızlıktan değil bu. İçinde dilleri birbirine karışmış. Kilide kılıç mı çekiyorsun? Bunu ilk sende görüyorum. Kabzasıyla sağını solunu biraz döveyim de gör bakalım. Bir de şimdi deneyelim bakalım. Nereden eline geçti bu kilit? Yolda bulmuştum. Bu Bizans işi. Nereden anladın? Baksana üstünde haç var. Evet doğru. Allah Allah, açılmamakta direniyor. Ay meret. Açılıyor galiba. İşte biraz aralandı. Bu sefer de anahtar çıkmıyor. Aman canım, bizim işimiz kilit açmak değil. Hadi Alparslan yürü gidelim. Öp bakalım hocanın elini. Gel buraya deli yiğit gel. Bu kilidi açmadan bir yere gidemezsin. Açtık ya. Ne açması? Aralamış bile değilsin. Kilit nasıl açılırmış? Sarı hocanız öğretsin size. Ver bakalım şunu. Ver. Çağrı Bey'imin oğlu sen de dinle. Gözlerini de dört aç. Bu kilidin açılması gerekiyor değil mi? Evet. Açılsın ki kilidin arkasındaki yere girilsin. Oturulacaksa oturulsun. Yurt edinilecekse yurt edinilsin. Peki bunun için ne gerek? Anahtar gerek. Kilit pastıysa yağ gerek. Sıkıysa gevşetmek, gevşekse sıkmak gerek. Ya sen? Ya sen ne yaptın bu kilidi açmak için Saltekin yiğidi? Dediklerini biliyorum hocam ama ben... Sen bunları yaparken hep yiğitliğine güvendin. Ama unuttuğun bir şey vardı. Neymiş hocam? Akıl. Kimi kilitler kılıçla da açılır ama açılmayan kilitler için insan aklını kullanmayı bilmeli. Azıcık araştırırsan nasıl açılacağını hemen bulursun. Sen dur Alparslanım. Bırak Saltekin amcan gidip baksın. Şahmeliğin adamları bunlar. Gel Alparslanım, benim ata binmeye çalışalım. Kilidini de al. Günü geldiğinde o kilidi sen açacaksın. Şimdi doğru Ceyhun'a gidiyoruz. Hadi yürü. Çok şey kaybettik. Çok şey kaybettik Alparslanım. Kimimiz baskın sırasında kırıldı. Kimimiz Ceyhun'un buzlu sularına gömüldü. Ama bak, Tuğrul Bey amcanla baban geliyor. Çok şükür ikisi de sağ. Hocam, sen ağlıyorsun. Ağlıyorum ya. Ağlıyorum. Sen de git yarın çoluk çocuğa. Sarı Hoca ağladı değil mi? Anlat da Sarı Hoca'yı iki paralık et. Babamla amcamın sağ olmasına ben de sevindim. Ama ben ağlamam. Yoksa bana kızarsın.
Doğru, kızarım Alparslan. Sen hiç ağlamamalısın. Sen niye ağladın öyleyse? Benim bildiğim Sarı Hoca da ağlamamalı. Sarı Hoca dediğin sıradan bir insan oğlu. Sıradan insanlar ağlar. Ya ben neyim ki bana ağlamayı yasaklıyorsun? Sen bana bakma. Ben Karabudun'dan gelmeyeyim. Sense Bilge Kağan gibisin. Çağrı Bey'imin oğlusun. Çağrı Bey Selçuklu'nun göz bebeğidir. Göz bebeğinden yaş aktığını gördün mü hiç? Benim gözümün yaşı şuralarda. Göz pınarlarımdan aktı gitti. Ama sen ol göz bebeğim diye kurum kurum kurulmaya kalkma. Öyle yaparsan Selçuklu'nun iki ayağını da kesersin. Bugün düşülen hataya da düşme. Çağrı Bey ile Tuğrul Bey buraya gelip yerleşince sandılar ki her şey olup bitti. Oysa bize yurt olacak yerler buralar değil. Neyse Alparslanım, bunları daha sonra sana anlatırım. Şimdi gidip babanla amcana geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun Çağrı Bey'im. Sağ ol Sarı Hoca, sağ ol. Nasılsın Tuğrul Bey'im? Ben iyiyim Sarı Hoca. Ben iyiyim de. Savtekin'i göremiyorum yoksa... Korkma hocam. Savtekin Yakutlu ile Gümüştekin'i yanına alıp geride kaldı. Sürüden arta kalanları kurtarmaya çalışacaklar. Korktuğum yok Çağrı Bey. Savtekin 9 canlıdır. Bunu senin kadar ben de bilirim. Demek ki budanmamız gerekiyormuş her ağaç gibi. Tuğrul Bey, Tuğrul Bey. Tam sırasıydı. Ne sıralı ne sırasız. Senden öğrenecek değilim Sarı Hoca. Sen otur da kara kaplı kitaplarındakileri belli. Ondan öteye de gitme. Tuğrul Bey atının dizginini tuttun diye gocunma. Ben senin anan sayılırım. Ne söyleyeceksen söyle kadınına. Savtekin görünene kadar zamanın var. Senle Çağrı Bey bir atın iki kulağı gibisiniz. Diyeceklerimi birlikte dinleyin. Bilmek istiyorum. Bu daha ne kadar sürecek? Ne kadın ana? Ne olacak? Bu baskınlar. Boyumuzun dökülen kanları. Bunun için mi getirdin bizi buralara? Yurtsuz yuvasız bırakmak, oradan oraya sürdürmek için mi? Boyumuzu kırdırmak için mi? Acı konuştun kadın ana. Hem erken hem de çok acı konuştun. Tatlı konuşmanın sırası değil Tuğrul Bey'im. Erken de sayılmaz. Geçen baskında gelinim gitti. Daha öncekinde oğlum. Şimdikinde bu çocuğu kurtarayım derken neler çektiğimi bir ben bilirim. Bunun sonu nereye varacak? Şunlara bakın. Bu sabah bu kadar mıydık? Tuğrul Bey'im, aç gözlerini. Buranın eşkıyası bizi barındırmayacak bu topraklarda. Hoş, geldiğimiz yere de dönemeyiz. Bizi adam yerine komazlar. İki arada kaldık. Geldiğimiz yere dönmeyeceğiz kadın ana. Ya nereye gideceğiz Tuğrul Bey'im? Ceyhun'u geçtik, yurt edinmeye kalktık. Bizi gerisin geriye söküp attılar. Hani Çağrı Bey'imizi göndermiştin? Bizans mıydı, neydi o yerlerin adı? Herkes ballandıra ballandıra anlatıyor. O yerler buralar mı? O yerlere de gidilecek. Tasalanmasın kadın ana. Ne zaman? Kadın, kadın. Sen sus Sarı Hoca. Sana lafım yok. Ben beylerle konuşuyorum. Bak kadın ana. Bunca yaş yaşadım. Ayrıca hepimizi oğulların gibi seversin. Ben de, Tuğrul Bey de düşünürüz. Ama her şeyin bir zamanı var. İş işten geçmiş olmasın da. Geçmez, geçmez korkma sen. Bu baskınlar, bu ölümler seni yıldırmasın. Bilmez misin, demir dövüle dövüle sertleşir. Biz şimdi kalkıp da doğru Bizans sınırına varsak, oraları hemen yurt edinmeye çalışsak, rahat bırakırlar mı bizi? Rahat bıraksalar bile, kolay kazandığımız için oralarda uyuşup kalmaz mıyız? Kendimizi kaybetmez miyiz? Ya oralara gitmeden yok olup gidersek? Yok olmayız, korkma. Biz yok olsak bile çocuklarımız var. Bak sen atsızını kurtarmışsın. Sarı Hoca Alparslanımızı. Aman, onun kurtaracağı onun olsun. Çocuğun kafasını küflendirecek.
Asıl Alparslan'ı siz ondan kurtarmaya bakın. Yürü atsız, gidelim. Öf. Sonunda çenesini kapayıp gidebildi. Hocam, hocam, Zavtekin amcam Yakut'la abimle birlikte geliyor. Bak şurada, sağ yanımızda. Evet, evet, evet. Önlerine epey hayvan katmışlar. Neyse, sürünün içinde doğuracak inekler, kuzuluyacak koyunlar var. Her şeyi kaybetmiş sayılmayız. Şahmeli'nin bize saldırmaktaki amacı neydi acaba? Belki de bizleri öldürmek için saldırdı. Öyle olsaydı birkaç adam satın alır, bizi zehirledir ya da sırtımızdan hançerletirdi. Ya da baskın sırasında bütün ağırlığıyla bize yüklenirdi. Başlarında kim olduğunu da anlayamadık. Her şey ansızın oldu. Çöl yolundan gelmiş olmalılar. Çok önceden hesaplanmış bir baskına benziyordu. Doğru. Şahmeli'yi kutlamak gerek. O böyle ince işleri beceremez diye düşünürdük hep. Hani adamlar onun olmasa haramilerin işi diyeceğim. Baskının düzenlenmesinde akıllı birileri yol göstermiş olabilir. Eğer öyleyse daha da kötü. Bizi bu bölgede tehlikeli görenler el birliği ettiler demektir. Sen ne dersin Sarı Hoca? Niye peşimize düşmediler derim. Neden dersin hocam? Hmm. Baskını düzenleyenler böyle buyurdular da ondan derim. Bizi söküp atmakla yetindiler. Daha ileriye gitmek istemediler. Doğuda Selçuklular kendilerine yurt edinecekleri topraklar için savaşırken, batıda bir başka göç kolu Peçeneklerde Tuna boylarında at koşturmaktadır. Bu okları atsa atsa bir tek Balçar beyimiz atar. Ama nedense son zamanlarda beyimizin yüzü gülmez oldu. Canım sıkılıyor Boğaç, üstüme varma. Babana üzülüyorsun ama üzülme. O senin babansa bizim de Kegen beyimiz. Uğruna canımızı veririz. Peçenekli Kegen beyi bir başka sever. Ya Durakan? Durakan ne olacak? Hanımıza da saygımız sonsuzdur. Ancak Kegen beyi karşısına almaya kalkarsa bu onun için pek iyi olmaz. Ben Peçenekli'yi düşünürüm bre Boğaç. Öyle bir şey olursa boş yere kardeş kanı akar. Neden böyle oluyor? Neden birlik olunmuyor? Nedeni belli değil mi? Bizans bin bir türlü oyunla aramıza ayrılık tohumları saçıyor. Ne yazık ki çok küçük çıkarlar uğruna bu oyunlara gelenlerin sayısı da az değil. Oysa birlik olunsa Bizans böyle hüküm sürebilir mi? Sadece kendi aramızda değil. Gün doğusundaki soydaşlarımızla, Selçuklularla da birlik gerek. Gün doğusu içimde hep yakıcı bir yer tutar bre Boğaç. Oraları öylesine özlerim ki. Hep onlar o yandan gelseler, biz de bu yandan gitsek, arada Bizans'a sıkıştırsak derim. Kardeşlik olsa, dostluk olsa derim. Bunlar güzel düşünceler Balçar. Bakarsın bir gün olur. Birileri geliyor. Başlarında da muncuk var. Deri saçlı kocalak da aralarında. Hayrola Muncuk, bu ne hal böyle? Atlarınız çatlayacak neredeyse. Sana diyeceklerimiz var Boğaç. Hele atlarınızdan inip soluklanın da ondan sonra dersiniz ne diyeceksiniz. Zamanımız dar Boğaç. Bu gece o işi bitirmemiz gerek. Hangi işi? Bilmezden gelme. Durakan'dan söz ettiğimi bal gibi anladın. Aylardır bu işi konuşmuyor muyuz? İyi ama durup dururken neden adamı öldürelim ha? Hem Kegen Bey bakalım ne der onu bilmiyoruz. Biz de bunun için geldik. Aramızda Kegen Bey'e en yakın olan sensin. Gidip onunla konuş. Demesi kolay ama Kegen Bey'in bu işe pek gönüllü olmadığını hepimiz biliyoruz. Artık Kegen Bey'in Peçeneklerin Durakanlı adam olmayacağını bilmesi gerek. Biz düşündük sizin ki... ne düşündüğünüz önemli değil. Önemli olan Kegen Bey ne düşünür. Ortada bir sebep yokken... Sebep olmaz olur mu? Durakan bir haftaya kadar Kegen Bey'i öldürtecek. Öldürtecek mi? Hadi canım sen de. Durakan bizlerden korkar. Peçeneklinin kimi daha çok sevdiğini iyi bilir. Sen öyle san. Gelecek hafta çıkılacak sürek avında kimin attığı belli olmayan bir ok
Kegen Bey'i delip geçerse görürsün. Yakınmanın, dövünmenin sana bir yararı olmaz o zaman. Balçar! Balçar gidiyor! Dur! Balçar! Balçar! Aldınız mı başınıza belayı şimdi? Bu oğlan Durakan'ın yok edilmesine hep karşıydı. Dedesi demirci Baldur kafasına işlemiş. Peçeneklilerin birliği diyor da başka bir şey demiyordu. İster misin gidip her şeyi Durakan'a anlatsın? Gitmesine yanmam, iş yarım kalacak. Durun durun. Bu Balçar oğlan bildiğimiz gibi değildir. Gidilecek yeri, edilecek sözü iyi bilir. Durakan'dan önce babasına gider. Öyleyse biz de peşinden gidelim. Olayı önce Balçar'ın anlatması belki daha iyi olur. Hadi toparlanın, gidiyoruz. Kilit Atlı sürekli oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak umuduyla.